يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله تعالى في آية أخرى أستعوذ بالله قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kıymetli Müslümanlar, değerli abilerim, hepimizin cuması mübarek olsun. Bu hafta hutbemizde Kurban Bayramı'nın da yaklaşması hasebiyle biraz kurban ibadetinden ve onun adanmışlığından bahsedeceğim. Hutbemin başında okumuş olduğum Hac suresi 37. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Ancak ona sizden takva ulaşır. İşte böylece onları sizin emrinize verdi ki sizi hidayete erdirmesine karşılık Allah'ı tekbir edip yüceltmeniz için. Ve beşşiril muhsinin Muhsinleri yani iyilik yapanları müjdele. Yine En'am suresi 162 ve 163. ayet-i kerimelerde ise de ki benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm yalnızca alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur ve ben Müslümanların ilki olmakla emrolundum. Aziz Müslümanlar, kurban İslam'ın rükünlerinden biridir. Kurban mümini Allah'a yaklaştıran bir ameldir. Kurban kulu Allah'ın rızasına, onun sevgisine yükselten, takva duygusunu ve gönlü zenginleştiren fedakarlık simgesidir. Kurban Allah için vazgeçemeyeceğimiz hiçbir şeyin olmadığının ve ona her şeyimizi feda edebileceğimizin bir göstergesidir. Batıl olan dinlerde de İlahlarına kurbanlar adanmakta, putlarına çelekler konulmakta, putları adına birçok şeylerini feda edebilmektedirler. Günümüzde ise düzen tanrısına vatandaş, madde tanrısına maneviyat, sanat tanrısına hayran kitleler, futbol tanrısına fanatikler, diploma denen kağıttan tanrı ile para denen tanrıya koca bir ömür, moda tanrısına modern insan, şehvet tanrısına genç nesiller, batı tanrısına doğu, dünya tanrısı ise ahiretin kurban edildiği bir vakadır. Kurban isteyen bütün bu sahte ilahlar hepsi sanaldır. Ne cennetleri vardır ne de cehennemleri. Allah'tan başka ilah kabul etmeyen ve bunu tüm hücreleriyle iman eden ve şehadet getiren mümin muvahhidler Allah'tan başkası için kurban edilecek ve kurban olunacak hiçbir varlık kabul etmezler. Şeytanın, nefsin ve tağutların esaretinden kurtulmanın çaresi tek ilah ve tek güç kaynağı olan mutlak kudret sahibine kurban bilinciyle ve şuurlu bir şekilde adanmaktır. Çağdaş sahte ilahlar ve modern tanrılar sadece insanın bedenini kurban olarak almakla yetinmiyor, onların yüreklerini ve ruhlarını da onlardan istiyor. Bedenlerden çok daha önemli olan
beyinler, gönüller ve düşünceler tağutlara, beşeri ideolojilere ve zalim düzenlere kurban ediliyorlar. Doğru kurban anlayışının sonu izzet ve cennet, yanlış kurban anlayışının sonu zillet ve cehennemdir. Fesadın ve şirkin egemen olduğu bir dünyada İslam'ın emrettiği kurban ibadeti bu batıl zihniyete bir tavır alıştır, bir meydan okumadır. Evet, kurban bir yanıyla Allah'a teslimiyet, diğer bir yanıyla da Allah'a isyan edenlere isyan bayrağını çekmek ve onlara la demektir. La'sı olmayan, tahrif edilip yumuşatılmış, ısıtılıp ılımlaştırılmış, hayatın merkezine başka başka şeylerin konulduğu din anlayışından kurtulmak için onun yolunda her şeyimizi feda edebilmeye hazır olmamız ve kendimiz de kurban olmak için can atmamız gerekiyor. Ancak bu bilinç bizi dünyada izzete, ahirette ise cennete kavuşturur. Bu anlamda kurban, varlığın ve varlıkların esas sahibine iade edilişini, emanet şuurunu sembolize eder. İnsanın hizmetine sunulmuş maddenin esaretinden kurtulmak ve Allah'ın dışında hiçbir şeyin ve hiçbir kimsenin önünde eğilmemek, hayvan sürüsü gibi güdülmemek, parlak kurbanlık bıçaklarına boyun uzatmama bilincidir kurban. Kurban şuuruna varamayanların payına sadece et, İsmail aleyhisselam gibi boynunu Allah'a uzatanların payına ise cennet düşer. Allah Resulü aleyhisselam bayram günleri için şöyle buyurmuştur. Bugünümüzde yapacağımız ilk şey namazdır. Bu bayram günleri yeme içme ve Allah'ı çokça zikretme günleridir. Namaz kılmadan ve kurban kesilmeden bayram yapılmaz. Hacda ise şeytan taşlanmadan bayram yapılmaz. Bayramda yüksek sesle Allah tekbir edilir, Allah'a hamd edilir. Aziz Müslümanlar, hayatımızda şu muhasebeyi yapmamız gerekiyor. Bizim İsmail'imiz kim? Biz neyi İslam'a, Allah'a feda ettik, ediyoruz? Zamanımızı mı, evlatlarımızı mı, maddi imkanlarımızı mı, gençliğimizi mi? Bunu Allah'a ne kadar feda ediyoruz, ne kadar kurban ediyoruz? Bir muhasebeye çekmemiz gerekiyor. Tevbe 24'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estağfirullah. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım akrabanız, kazandığınız mallar ve ticaretun tahşavune kesâdehe, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz, hoşlandığınız meskenler, ehabbe ileykum minallah ve rasulih ve cihadin fî sebilih, eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihattan size daha sevimli geliyorsa, فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهِ, Allah'ın emri yani azabı gelinceye kadar bekleyiniz. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ, Allah fasık bir toplumu hidayete erdirmez. İşte onun için Yüce Rabbimizin saymış olduğu bu maddeleri yeri geldiğinde gözümüz kapalı olarak Allah yolunda feda edip adayabilmeliyiz. Aziz Müslümanlar, Allah yolunda kurban olmaya hazırlanan cennet yolcuları imanlarını tıpkı kestikleri kurbanlar gibi eksiksiz yapmak zorundadırlar. Bedenlerinde eksik olan kurban hayvandan kurban olmaz. Kurban olgun, sağlıklı ve uzuvlarında eksiklik olmayanların arasından en seçkinlerinden olmalıdır. Bunun gibi imanı eksik, hastalıklı, felçli ve illetli olanlar kendilerini bu gayeye adayamazlar. O yüzden yeniden İslam'a, yeniden imana yönelmeliyiz. Ey iman edenler, iman ediniz ayetini yaşamaya başlamalıyız. Kendini Allah'a adayabilen, nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere Allah'ın lütfudur bayram. İbrahim ve İsmail aleyhisselam gibi olabilen her mümine selam olsun. Rabbim bizi gerçek bayramlara, İslam'ın hakim olduğu bayramlara ulaştırsın ve asıl bayram olan Allah'ın rızasına ve nimet yurdu olan cennetine bizleri kavuştursun. Ve şimdiden bütün müminlerin bayramı mübarek olsun.